Şimdi bu yaz döneminde çok fazla yangın haberi gördük. Orman yangını haberi ve söndürülemeyen orman yangınlarından bahsediyoruz. Neden söndürülemiyor gibi bir soru işareti gündeme geldi. Birçok uzman bu konuyla ilgili açıklamalar yaptı. Şimdi hattımızda Türk Hava Kurumu eski başkanı Erdoğan Karakuş var. Kendisinin de bir açıklaması var. Diyor ki değil 500 hektar, 1 hektar bile yanmazdı eğer uçaklarla müdahale edilseydi. Kendisiyle konuşacağız şimdi. Erdoğan Bey merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar efendim, iyi günler, iyi akşamlar. Sağ olun, teşekkürler. Evet, nasıl olurdu da bu yangınlar olmazdı? Neler söylemek istersiniz? Şimdi şöyle efendim, yani bir defa bütün orman yangını çıkabilecek yerleri kapsayacaksınız. Şunu söylemek istiyorum. Yani en kısa zamanda orman yangınına müdahale edecek şekilde konuşlanacaksınız 7-8 yere. Bakın 2002 yılında ben size bunu rahatlıkla anlatayım. Bizim Türk Hava Kurumu'nun 19 uçağı vardı, Hava Kuvvetleri'nin de 6 uçağı vardı. Bizim uçaklarımız 4'ü İstanbul'da, 4'ü Çanakkale'de, 4'ü Edremit'te, 4'ü İzmir'de ve diğer 2-3 tanesi de hazırda değişik yerlerde, Selçuk'ta falan bekleyecek şekilde konuşlanmıştı. Herhangi bir yerde yangın çıktığında anında müdahale edeceksiniz. Eğer anında müdahale edemezsiniz, gecikirseniz yangın büyür. Yangın büyüdüğü takdirde hiç rüzgar yoksa dahi yangın nedeniyle ısınan hava yukarıya yükselir ve rüzgar çıkar. Rüzgar 20 kilometre, 30 kilometreyi bulur. Buldukça efendim aynı zamanda yangını körükler, bu şekilde devam eder. Yani Evet. bir defa konuşlanmanız uygun yapılacak. Neden konuşlanmayı yapmıyorlar? Bir var mı bu Şimdi konuda bilginiz? söylüyorum efendim, bu işi işte Türk Hava Kurumu ile anlaşılamamış. Türk Hava Kurumu teklifi yüksek bulunmuş. O nedenle Türk Hava Kurumu uçakları istenmiyormuş. 9 tane uçakları var şu anda. 5 tanesi dünyanın tamamen kabul ettiği iyi nitelikli yangın söndürme uçakları, tamamen işte gölden veya denizden hemen su dolarak kalkıyorlar. 5 ton civarında da su atışları var, yangına su atışları var. Maalesef bu uçaklar şu anda yerde bekliyor. Bunun yanı sıra 4 tane de eski tip uçakları var, onlar da bekliyor. Sonuç olarak Türk şunu Hava söylemek Kurumu ile istiyorum. anlaşılamadığı için mi bekliyor yoksa Evet, Türk Hava Kurumu'yla, Türk Hava Kurumu'nun vermiş olduğu teklif yüksek bulunmuş. Onun üzerine efendim işte helikopterlerle ilgili şirketle anlaşılmış. Onlar yeterli görülmüş, ama yani benim değerlendirmem o ki, yani biz biraz evvel söylediğim 25 civarında uçakla bu mücadeleyi yapıyorduk. Yani bunun yanında helikopterler de vardı, 10-15 tane Ukrayna'dan ve Rusya'dan kiralanmış helikopterler. Ama şu gün tabii ki tamamen helikopterlere bırakılmış. Bu kadar büyük sahayı helikopterle kapsayamazsınız. Neden kapsayamazsınız? Evet. Helikopterin sürati düşük. Uçaklar ise helikopterin 3 katı süratle yangına müdahale için kalktığı andan itibaren gidiyor. Anında ilk 15 dakikada, yarım saatte yangına müdahale ederseniz yangın hiç genişlemiyor. Bakın örneğini vereyim. 2002 yılında bizim uçaklarımız 145 yangına 145 yangına müdahale etti. 145 yangın anında söndürüldü. Ve hiçbir zaman için helikopterlere bile ihtiyaç kalmadı. Ancak daha sonraki dönemde Marmaris'te bir yangın çıktı. O yangına Orman Bakanı efendim siz müdahale etmeyin, biz helikopterlerle müdahale edecek demişti. Helikopterlerle müdahale ettiklerinde yangın daha büyüktü. Onun sebebini de söyleyeyim. Özellikle çam yangınları kozalaklı olduğu için helikopterin pervanesi kozalakları fırlatıyor da fırlatıyor. Kozalaklar, yanan kozalaklar fırladığı takdirde 300 metre, 500 metre ötede tekrar yangın çıkıyor. Evet. Yangın çıktıkça rüzgar çıkıyor. Biraz evvel söyledim, ısınan hava yukarıya çıkar diye. Rüzgar çıkar. Yangın çıktıkça rüzgar çıkıyor. Rüzgar çıktıkça yangın büyüyor. Böyle gidiyor. Sonunda 3. günün sonunda Orman Bakanı beni aradı. Dedi ki hemen müdahale eder misiniz? Etmem dedim. Bize dedim müsaade edin, bu helikopterler oradan ayrılsın.
bizim uçaklarımızı hemen derhal oraya konuşlandıracağız ve göndereceğiz dedim. Zaten daha önceden de tedbirimi almış ve konuşlandırmıştım. Evet. İki saat içerisinde ben de başka bir uçakla yangın faaliyetini ondan sonra denetleyebilmek ve onları yönlendirebilmek için başka bir uçakla havaya çıktım. Ve iki saat içerisinde biz yangını söndürdük. Olay budur. Yani peki, burada size... artık helikopter, pardon bir sözü sözümü tamamlayayım lütfen. Burada helikopter şöyle iyidir, bilmem uçak şöyle iyidir meselesi artık dışına çıktık biz şu anda. Elimizde ne kadar güç varsa hemen kullanmalıyız ve hiç beklememeliyiz. Ben onu söylemek istiyorum. Şimdi Bekir Pakdemirli daha az önce bir açıklama yapmış. Onu da cümlesini okuyayım mı? Tam Türk evet. Hava Kurumu ile ilgili. Şöyle söylüyor. Geçen yıl kullandığımız uçakları bu yıl kullanmıyoruz. Uçak daha fazla su alıyor ama yangını hedeflemesi çok daha zor. Helikopterler bölgede bulunan göletlerden su çekebiliyorlar. Evet. Ancak uçağın 2.2 kilometrelik bir piste ihtiyacı var. Barajlarda bu büyüklüğü bulması mümkün değil. Bugünkü şartlar itibariyle THK'nın elinde olan 6 uçağın 3'ünün motor yuvalarında motor yok. Faal olan 3 tanesiyle link kurma ihtimali yok. Açıklaması bu şekilde. THK'da 20 uçak olduğu söyleniyor ancak bu doğru değil ifadelerini kullanmış Bekir Pakdemirli. Ne diyorsunuz örneğin bu açıklamasına? Ben şimdi zaten 20 uçak demedim. Daha önce 19 uçak var demiştim 2002'de. Şu anda THK'nın elinde 9 uçak var. Bunun 5'i zaten bu en son model uçaklardan. Onu bilemem. 3 tanesi faaldir. Onu bilemem. Ama 4 tane de ayrıca eski uçaklardan var. Yani en azından 7 tane uçak var. Şimdi bakın, şimdi ben bakanla bu konuları tartışmak dahi istemem. Çünkü yani söyledikleriyle benim söyleyeceklerim arasında bir alaka yok. Yani söylüyorum, uçaklar çok daha hızlı olduğu için helikopterin müdahalesinden çok daha hızlı o noktaya ulaşır ve vurur. Bir de söylediğim gibi efendim, eğer böyle belirli miktar üzerinde uçak var ise mesele hiç olmaz. Söyledim işte 145-150 civarındaki yangına anında müdahale edebildik. Niye? Dağılım yaptığımız için. Ama şimdi öyle bir konumdayız ki artık yok efendim işte uçaklar şöyleymiş böyleymiş diyecek hali yok. 7 uçaksa 7 uçak. Bunu derhal kullanması lazım. Yazık oluyor ormanlarımıza. Evet. Yani bunun müdafası söz konusu olamaz. Bunun müdafası söz konusu olamaz. Kusura bakmasın. Peki. Çok çok teşekkürler. Ben Erdoğan teşekkür Karakuş. Ederim. İyi akşamlar. Bağlantı sorularımızı cevaplandırdığınız için. Evet. THK eski başkanı Erdoğan Karakuş'la detaylı biçimde konuştuk. Uçakların da kullanılması gerekiyor. Bunun herhangi bir mazereti olamaz diyor. Yangınların çıkmaması için.